Range Rover markasının 2011 yılında ilk kez tanıttığı Evoque modeli, tasarımıyla o dönem çok ses getirmiş ve bugüne kadar güncelliğini sürdürmüştü. Marka şimdi ise ikinci nesliyle Evoque efsanesini yeni bir boyuta taşıyor. Son videolarımızdan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olun ve abone ol butonunun yanındaki zil işaretini tıklamayı unutmayın. Evoque aslında devrimci bir modeldi. Onunla birlikte Range Rover markası klasik yaşlı görünümünden sıyrılmış, Evoque sonrası tüm modelleriyle genç ve güçlü görünmeyi başarmıştı. İkinci nesil Evoque dışarıdan markanın büyük boy SUV'u Velar'ın ufaltılmışı gibi görünüyor. Ancak detaylara inildiğinde bunun hiç de böyle olmadığı anlaşılıyor. Ön bölümde klasik Evoque çizgisi modernize edilerek korunmuş. Farlar çengel formundan düz forma dönüşmüş. Tamponsa baştan tasarlanarak aracın daha güçlü görünmesi sağlanmış. Motor kaputundaki bomba ise aynı. Yan tasarımda eskisine göre bir fark görünmüyor. Dikkatli bakıldığında ise eskiden yan tasarıma taşan stoplar daha kalınken yenisinde bu taşma incelmiş. Velar'la olan benzerlik arka kısımda doruk noktada. Stoplar Velar'la birebir aynı. Tamponsa Evoque modeline has ve güçlü görünüyor. İç mekana geçtiğimizde merkezi konsolda kullanılan çift ekran düzeni yine Velar modelinden alınma. Ayrıca tamamen dijital gösterge paneli, 16 şekilde ayarlanabilen koltuk gibi detaylar fark ediliyor. Eskisine göre neredeyse her yere dokunmatik olan araçta orta kısımdan çıkan dairesel vites değişim yapısı terk edilmiş. Bunun yerine alışılmış bir vites topuzu kullanılmaya başlanmış. Bizce eskisi çok daha gösterişliydi. Yazık. Yepyeni PTA platformu üzerine inşa edilen Evoque, bu sayede eskisine göre daha fazla iç mekan sunuyor. Arka diz mesafesinde 20 mm artış olmuş. Eskisine göre büyüyen bagaj hacmi 561 litreye erişmiş. Arka koltuk sırtlıkları katlandığında bu rakam 1383 litreye ulaşıyor. Evoque, 2 litre hacimli, benzinli ve dizel motorlarla can bulacak. Dizel seçenekler 150, 180 ve 240 beygir güç üretebilirken, benzinli üniteler 200, 250 ve 300 beygir gücünde. En düşük güçlü ünite, önden çekiş sistemi ve manuel şanzımanla satılacak. Diğer seçeneklerde ise 4 tekerlekten çekiş ve 9 ileri otomatik şanzıman bulunacak. Evoque'da İlk kez hibrit model de bu seriyle sunulacak. Gelecek yıl plug-in hibrit versiyonda aileye katılacak. İki çeker versiyon hariç Evoque modelleri standart olarak Terrain Response sisteminin ikinci jenerasyonuna sahip olacak. Genel, ekonomik, kum, çim çakıl kar, çamur ve otomatik adlı 6 ayara sahip olan sistem, süspansiyon ve elektronik sistemlerini koşullara göre değiştiriyor. Yerden yüksekliği 212 mm olan Evoque'un yaklaşma ve uzaklaşma açıları ise sırasıyla 25 ve 30.6 derece. Range Rover, yeni Evoque modeliyle birlikte
ClearSight GroundView adlı bir sistemi de tanıttı. Radyatör ızgarasına ve yan aynalara konumlanan kameralar sayesinde multimedya ekranına aracın ön bölümünün altında ne olduğu yansıtılabiliyor. Kameralar, su ve çamura karşı koruma amacıyla su kaydırıcı malzeme ile kaplanmış. Yeni Range Rover Evoque, gelecek yıl Chicago fuarında sergilendikten sonra Amerika ve Avrupa pazarlarında satışa sunulacak. Türkiye'ye 2019 yılı ortasında gelmesi bekleniyor.